Öfkemi görme peşinde misin? Yoksa pişmanlığımı görme peşinde misin? Son olarak Emre Kavun yönettiği Daha İyi Bir Yarın filminde rol alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın tufanı Hüseyin Avni Danyal, Gökçeada'daki evinde magazin altının sorularını yanıtladı. Usta oyuncu 1940'lı yılların kostümleriyle 2060'ı anlatan Daha İyi Bir Yarın filminin Gökçeada'daki yazının olduğu köyde çekilmesinin tamamen tesadüf olduğunu belirtti. Bu filmi ilk bana verdiklerinde bana mekan söylemediler, anlatmadılar. Köy sahnelerinin burada çekileceğini bilmiyordum. Sonra bir ara sohbetin arasında işte Gökçeada'ya gideceğiz. Hayırdır dedim Gökçeada. Orada çekeceğiz dediler. O da benim için sürpriz oldu. Sete bayağı uzak, böyle 2 dakikalık mesafede gidip gelmem zor oluyor biraz. Benim için keyifli oldu. Set ayağıma geldi. Hüseyin Avni Danyal neden Gökçeada seçtiğini de anlattı. 2012'de geldim ben bu adaya. Bir abimizi ziyaret için gelmiştim. O aralarda işte eşimle beraber hani bir yerde bir yazlık mı alsak, bir İstanbul'a yakın kaçacak bir yer bulalım kendimize falan diye düşünürken buraya geldim. Ben Trabzonluyum. Bu Rum köyündeki mimari de Trabzon'da çok ağırlıklı bir mimaridir. Yani orada da hala eski Rum evleri, taş evler vardır. Burası benim Trabzon'da doğup büyüdüğüm mahalleye çok benziyor. Bir kere çok etkiledi beni. Bir de İstanbul'a yakınlığından dolayı İstanbul'da işim olmadığı zamanlar sık sık kaçıp geliyorum. Güzel dinlenme oluyor benim için. Onun için de tercih ediyorum. Hem İstanbul'a yakınlığıyla hem de Rum vatandaşlarımızla, komşularımızla beraber güzel zamanlar geçiriyoruz. Eski anılar dinliyoruz. Eski hikayeler dinliyoruz. Güzel şeyler biriktiriyoruz. İleride anlatacak. Hüseyin Avni Danyal pandemi nedeniyle ara verdiği tiyatro sahnesini çok özlediğini vurguladı. Bu sezon sonuna kalmadan Aralık-Ocak aylarında inşallah tiyatroyu da seyirciyle buluşuruz. Çünkü çok özledim hakikaten. İnsanın asıl kendi işini, mesleğini yapamaması çok ağır bir şey. Çok acı verici bir şey. Onun için de yani ne olursa olsun hep bir şey soruluyor ya. Yani yok, hiçbir şeyin karşılığı değil. O tiyatro sahnesinde olmak hakikaten o garip bir durum, garip bir duygu, garip bir ruh hali. O bizi sağaltan bir şey. Bizi nasıl söyleyeyim, egolarımızı mı yükseltiyor diyeyim, bizi farklı konularda kendi ruh halimizi tatmin mi ediyor diyelim. Böyle garip, adı konulamayan bir şey var bende onun yani. Ben ne bileyim, oynayamadığım zaman oyunsuz geçen sezonda hasta olmuş gibi hissediyorum. Hüseyin Avni Danyal ailesine bir tek kendisinin korona atlattığını açıkladı. Türkiye'ye korona girdi, bir ay sonra da ben hoş geldin dedim. Çocuk da var, zor oldu. Evet, çok ilginç ama evde bir tek bende vardı. Bu arada testlerim negatif olmasına rağmen akciğerdeki işte BT, akciğer bilgisayar tomografisinde şey çıkıyor. Ne diyorlar ona? Covid uyumlu lezyon diyorlar. Onları gördüler. Covid'sin dediler. İlacı verdiler, eve gönderdiler. Ama ben biraz hafif geçirdim. Yani bir 3 gün falan biraz ateş yaptı. Onun dışında hiçbir şey olmadı. Ama evde ne eşim, ne çocuğum, ne işte evdeki yardımcımız falan, hiç kimsede bir sorun ortaya çıkmadı. Aşılarımız olduk. Vücutta antikor oluşmaya başladı. İnşallah hani memleketin ahvali gibi biz de kendimizi düzelteceğiz. Usta aktör yaptığı işlerin genellikle uzun soluklu olduğunu ifade etti. Bir sezon ya da 8-10 bölümde biten işlerim de oldu ama genelde uzun oldu. Ya bilmiyorum hani bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir değerler. Benim mesela devlet tiyatrolarındaki oyunculuk kariyerime de baktığımda aslında 26 yıl çalışmışım. 26 yıl çalışan bir oyuncudaki oyun sayısının fazla olması lazım. Ben alt alta yazınca oyun sayım az. Çünkü bir bakıyorum 10 yılda 2 oyun oynamışım. Oyunun bir tanesi 5 yıl sürmüş, öteki 5 yıl sürmüş. 10 yılda 2 oyun oynamışım. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun oynadım, 4 yıl sürdü. Başka bir oyun oynadım, 3 yıl sürdü. Evet, biraz ben içinde bulunca işi uzatıyorum galiba biraz ondan. Değer kaptınız zaten. Sağ olun. Öte yandan 3 yıl Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan usta oyuncu yeni sezonda Yargı isimli dizide Kaan Urgancıoğlu'nun babasını canlandıracak. 199 bölüm çekmişiz 6 sezonda. Ben zannediyorum 100, 103'te ya da 108'de başladım. Benim de 3. sezonum bitti Eşkıya'da. Seyircide karşılığını verdikten sonra projeye devam etmesini edecektik tabii ki mutlaka.